Siyasetin merakla beklediği görüşme sevgili izleyenler kulis bilgilerine göre de çarşamba günü yapılması planlanıyor. İkilinin bir yemekte bir araya gelmesi bekleniyor. Bu süreç TV 100 Haber Merkezi'nin sıkı takibinde olacak. Gelin şimdi biz büyüklerimizin gündeminin namzını bir yoklayalım. Elbette emekli maaşlara yapılacak olan zam 10 gün sonra emekli maaş zamında artık taşlar yerine oturmuş olacak. Peki zam ne kadar olacak? Tahminler neler? Ortada 4 formül var. O formüllerden en dikkat çekeni ise %50'lik zam. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 15 bin liraya çıkacak. Asgari ücretle arasındaki makas da böylece daralmış olacak. %25 koysa 12.500 lira, %50 olursa 15.000 lira. 12.500 lira cepte gözlerse maaş hesaplama formülünün üstünde. %50 olursa 15.000 lira. %25 mi, 50 mi, 75 mi? Zamı bekleyen SGK ve Bağkur emeklisi günlerdir bu sorunun peşinde. 3 Temmuz'da Haziran enflasyon oranı açıklanacak. Taşlar yerine oturacak. Peki zam tahminlere göre ne kadar olacak? İlk 5 aylık enflasyon farkına baktığımızda %22. Haziran ayının enflasyon farkı tahmini ise %2,5. İşte bu da %25'e tekabül ediyor. Yani bugün emeklinin cebindeki zamla birlikte alacağı rakam en düşük 12.500 lira. Ancak emekliye göre işte bu rakam az geliyor. Peki masada başka hangi formüller var? Masadaki en güçlü formüle göre emekliye yüzde 50 oranında zam yapılacak. Ekonomi dengelenme yılı ve emekler yılı ilan edildi. En düşük emekli maaşın kök maaş sabitlenmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşı da 15 bin liraya artırılırsa bundan sonra dönemlerde 15 bin lira üzerinden bir artış olacak. Ocakta en düşük emekli maaşı 10 bin liraydı. Bu rakam asgari ücretin çok altında kaldı. Makas açıldı. Peki bu defa o makas kapanır mı? Şu anda asgari ücretimiz 17 bin 2 lira biz hep bunu zaten konuş, konuşuyorduk. En düşük emekli maaşıyla asgari ücret arasında bir uçurum var. Neresi katı ve bu dönemde asgari ücrete bir daha zam yapılmayacağını biliyoruz. Eğer en düşük emekli maaşı 15 bin TL olursa asgari ücret arasındaki fark kapanmış olur. Bir diğer verimiz de 18 bin 969 lira. Bu Bakalım da, Bakan nereden geldi? Evet bu da her ne kadar TÜİ'nin bir verisi olmasa da Türk işi yapmış olduğu bir araştırma bu. Açık sınır araştırması. Emeklilerin %60'ının maaşı 10 bin lirayı geçmiyor. Peki ya 10 bin lirayı geçenlerin maaşı tahmini zamla birlikte ne kadar olacak? %25 üzerinden hesaplarsak 12 bin 500 lira. Ee, yine 15 bin lira alıyorsa %25 olursa 18 bin 750 lira. Eğer arada bir tutar olursa 12 bin 500 lira alıyorsa 15 bin 625 lira alacak. Bu tabi... Bu tutarlar %25'lik tutarın bir daha seyyahane zam yapılmaması üzerine kurulu. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu tutarın üzerine bir 5 puan ilave yaparsa 130'luk bir artış olmuş olur.